Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Bit Pazarından almış olduğum tabletlerin arasından böyle bir tablet çıktı. Bu tabletin arkadaşlar ekranı sağlam. Şöyle size de göstereyim. Yalnız bir şifre var. Gördüğünüz gibi ekran sağlam arkadaşlar. Bu ekranın üzerinde dokunmatik vardı, kırıktı. Onu söktüm. Şu an arkadaşlar ekranı iyice temizleyip yeni bir dokunmatik takacağım. Bu tableti arkadaşlar yaklaşık 20 lira gibi fiyata aldım. Tablet bu şekilde değildi yalnız. Bataryasını da şokladım ben. O şekilde açıldı cihaz. Bit pazarında bu tarz ürünler çok arkadaşlar. Ekranı kırık, dokunmatiği kırık. Açılmayan ürünler çok. Ben de genellikle bu tarz ürünleri topluyorum arkadaşlar. Bit pazarında sağlam ürünler de var arkadaşlar. Bunun sağlamları. Mesela telefon tezgahları var. Ama fiyatları normal piyasadaki fiyatlarla aynı. Ben bunları daha ucuza alıp ekran veya dokunmatik takıyorum. O şekilde satıyorum arkadaşlar genellikle. Daha karlı oluyor arkadaşlar. Mesela tableti ortalama 20 lira gibi bir fiyata aldım. Dokunmatiğini de 25 liraya aldım arkadaşlar. Bataryasını şokladım. Zaten elimde olan bir cihazla şokluyorum bataryalarını. Gayet güzel de çalışıyor arkadaşlar. Şimdi dokunmatik takma işlemine geçelim isterseniz yavaş yavaş. Ekranı iyice temizlemeliyiz arkadaşlar. Çünkü dokunmatik üstüne taktıktan sonra iç ekranı temizleme gibi bir imkanımız olmayacak. Ve içeride pis görüntüler olabilir. Ekranı iyice temizleyip arkadaşlar yeni dokunmatiğimizi ilk test edip sonra tabletimize takacağız. Şu an arkadaşlar dokunmatiğin üstündeki jelatinleri sökmeden önce bir test edeceğim. Çünkü jelatinleri söktükten sonra herhangi bir sorun olsa da dokunmatikte iadeyi kabul etmiyorlar. Şu an bir böyle test edelim arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa dokunmatiğin jelatinlerini söküp yerine tam olarak monte edeceğim. Dokunmatiğin jelatinlerini sökmeden taktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Şimdi bu jelatinlerini söküp dokunmatiği yerine monte edebiliriz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar dokunmatiğimizi tam olarak yerine oturtmamız lazım. Çünkü dokunmatiğin üzerindeki yapışkan yapıştığı zaman geri sökmesi zor oluyor arkadaşlar. Burayı dikkatli bir şekilde takıyoruz. Gördüğünüz gibi dokunmatik yerine oturttuk ve dokunmatik gayet güzel çalışıyor. Şimdi arkadaşlar tabletin arka kapağını takıp yavaş yavaş toparlayabiliriz. Arka kapağı takarken dikkat edeceğimiz yerler öncelikle hoparlörü arkadaşlar. Hoparlörü tam olarak kapağa oturtmamız lazım. Yoksa kapak kasaya oturmayacaktır, yüksek atar. Buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Burada hoparlör beni biraz uğraştırdı arkadaşlar. Çünkü hoparlör arka kapağa biraz büyük geldi. Onun için uğraştım. Ama sonunda oturdu arkadaşlar. Şu an kapağı kasaya takıyorum.
Arka kapağını da taktık. Tabletimiz hazır arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum.